kör olma. Özteğden yapmaz sana kötülük. Sen kendi kendinden kötülük yapmazsın. Niye? Naciye Hanım. Sana kimse kötülük yapmaz. Bir saniye. Tamam mı? Evet, sessiz olun. Biri Ömer. Kendi kendine kötülük yapmaz. Ömer, Gökhan o tarafa geçer misin? Sakin olsun. Naciye Hanım, oğlun karısını niye evden kovuyor ve her seferinde gelinin sana geliyordu? Her şibane diyordu. Her şibane diyordu. Etmiyor musun? Ayır dediler, beni ayırdım ben bunlara. Küçük oğlu benim yanımda kaldı. Ta kıştan yaza kadar ben baktım Esra Hanım. Temizliklere gidiyordum ben. Gelince alıyordum. Yani kavga etmesinler, yuvaları yıkılmasın. Kovuyor muydu oğlun? Ben görmüyordum bak. O arıyordu, gel oğlumu, al bu şeyini diyordu, torununu diyordu, durmuyor, hayatım, etmiyor bir bakıyorsun diyordu. Gelin senin evde, anne geldim gene Gökhan'la kavga ettik. Kendine beni evden kovdum. Esra'yla bunların kavgaları çocuk yüzündendi. İki kardeş anlaşamıyorlardı evde, sürekli kavga çıkartıyorlardı. Ağlıyordu, gene oluyordu, birinden birini ayırıyordu, yine oluyordu abla. Sorun onda. Sorun o zaman onda. Bunlar tedavi onda görmesi lazım değil, Esra Hanım. Vallahi topluca herkesin tedavi görmesi lazım. Artık, şimdi Döncücüğüm, burada bir havluyla senin gözlerini kapatıyorlar ve bastırıyorlar. Burada sana ne yapıyorlar? Orada okuyorlar herhalde dedim. Ben de orada sadece dua ediyordum. Yedi dil mi bilmiyorum ben abla. Ben ne bileyim yedi dil. Sadece kısa sureler biliyordum. Sure okuyordum. Ne bileyim böyle hani sana baskı elini kolunu bağlayacak şeyler yapıyorlar mıydı o kadar? Hiç şey etmiyorum abla. Zaten gözüm kapalı olduğu için kendimden bir de ben ağır psikolojik ilacı kullanmış. İyiyim ben. Yani böyle şeyler yaşamıyorum. Bu da daha bu halimle şu halime bak. Kaç korkuyor senelik muydun? Video. Peki. Orada korkuyor musun? Yani hoca falan geliyor böyle 6 saat çok uzun bir süre. Korkuyor musun? Evet abla. Ha? Korkuyordum abla. Ya insan bilmediği bir şeyden korkar ne olduğunda. Seni kocan hiç doktora götürdü mü? Döndü. Yok. Bak. Sadece bir kere götürdü, bir de özele götürdü. Ben anlamıyorum ne yaptı artık, paramı verdi, şey mi yaptı? Adam bunu normal çıkardı, beni hasta çıkardı abla. Psikiyatriste mi gittiniz? Evet, özele gitti. Tamam. Özele gitti. Özele, devlete de götürmedi, özele götürdü. Aferin bak, doğru bir şey yapmış. Ama beni adama çıkardı. Adama diyorum, benim kocam bana bunları etti dedim. Ya yapma. Beni suçlu gösterdi. Bana delik durumuna düşürdü. Valla ya sus. Ben hep kendim gittim abla. Çocuklarımı kendim gittim, kendim götürdüm. Ya psikolog diyordu, bunların babası yok mu? Bunlar yetim mi diye hiçbir kere de ilgilenmiyor diyorlardı. Buyurun Gökhan. Bir kere de niye babalık yapmadı dediler bana ya. Söz istiyorum Esra Hanım. Ben de konuşma hakkımı istiyorum. Buyurun konuşun. Hani diyor ya hanımefendi, özel hastaneye götürdü. Ben var ya girdim yanında doktora hiçbir şey demedim. Kendisi gidiyor. Hasta ben miyim o ya mu? Ya ondan sonra o ben konuştu. Konuşacağım dedi. Yazı reçeteyi gönderdi. Sen ben mi hastayım ben şahsım doktor? Ondan sonra dedi ben hasta mıyım da doktor dedi. Peki hani demiş ya doktor bana. Bağlansın o doktor da hangi doktorsa. Tamam bağlansın bağlansın. Ha, özel hastanede tamam, ismini vereyim hadi. Ben bağlansın, mi hastayım? Ben mi? Yok, bağlansın. Ben ne hastarım var bağlansın. Doktor bana öyle söyleyecek. Küçükken ateşli hastalık geçirmiş. Sen tamam çocukluğumu nereden bilirsin? Onu annem hazır bilebilir. Olmuş. Onu annem bilebilir. Hanımefendi onu sen bilemezsin. Tamam. Koymuş. Sen başımızdan başka mıydın? Ya hastanede bir tekme tokat giriştin bana ya. Çocuk başımızdan mıydın? Çocuğumu doğru emziriyordum bak, ben ya. Bak işte bak hani demiştin ya. Bir kere geldi onu da burnumdan geldi hastaneden abla. Beni dövüyor demiştim. Boğazımı sıkıyordun. Esra Hanım bakın avukat hanım neresinde bir tane çizik var. Sakla sağlam karşınızda duruyor. Sen 22 Nisan'da evden kaçmadan önce kocana bıçak çektin mi? Benim üstüme yürüdü dedem abla. De şahit. Üstüme yürüdü. Ya sen beni öldürdün. Ben kanı çizdim. Ben kendimi korudum abla. Çektin mi? Ben kendimi korudum ama abla. Korumak için bıçak çekti. Yalan söylüyor. Koruma değil Esra Hanım. Ya çektin diyor işte. Aldı mutfaktan bıçak. Hadi bir yerime saplansaydı. Ya biriniz şey yapın ya. Hadi bir yerime saplansaydı. Ha bir de daha bir suçu var. Esra Hanım bir suçu daha var. Onunla atmak istiyorum. Söyle. Ev sahibi de bağlansın. Niye bağlamıyor bu ablalar? Her gün bağırıyordu, dinle. Beni kovalıyordu. Buna ne diyeceğim, yukarıya. Buna ne diyeceğim? Ben bu konuyu avukata da anlattım. Ne dedi biliyor musun Esra Hanım konuyu? Yemek getirdi bizim ev sahibi. Ay yalan seyran desin. Ev sahibimizin kızı. Kendisini de tanıyor İknur Hanım. İsmini yemek veriyorum. Yapmıyordu. Yok o değil. Yemek getirdi. Yukarıya şey gitti tabağı götürüyor. Dur dinle. Evet. Avukat tamam, hanım da dinlesin. Bu dinleyin. Çocuk oyuncağı değil hanımefendi. Sen hep doğru söylüyorsun. Biz haksızız ya dinle. Tabakla yemek getirdi, onun boşluğunu götürelim dedi Esra abla. Akşamın bir vakti, saat 7-8 sırasında, saatine kadar söylüyorum. Araştırın. Şey, iki tane çocuğum uyuyor salonda. Zaten kıza şey, ilaç veriyor. O uykudan kalkmıyor kolay kolay. Ben keyfimden vermiyorum. Dinle ben bir, dinle hanımefendi. Konuşturmuyor. Ben düzelttim. Dinle. Gerçekleri konuşacağız, dur. Şimdi kız uyuyor. Tamam.
O zaten kalkmıyor. Bir yattım. Sabaha evde kadar... çocuklar uyuyor. Evet, ev sahibi size yemek getirdi. Ha, tabağını götürdü. Tabağı, boş tabağı ev sahibine bırakacak. Küçük oğlum da uyuyor. Onu da ekle, ekledim. Oğlum da uyuyor evde. Boş tabağını götürüyor. Ben de simitten gelmişim. Uykusuzdum. Yatak odasında yalnız tek başıma uzandım. Dinlenmek amaçlı. Ondan sonra acıma... bu yokaya çıkıyor. Ben arkasından bağladım. Döndü 5-10 dakika gel çocuğun yatıyor ufak dedim. Tamam ey yokancığım. Abla öyle dinle, bir bağırdı dinle, ki. Dinle. Dinle. Tamam, beni dinle. Daha çıkmadı ev sahibine. Bu çok önemli. Dur, tamam dur. Tamam Gökhan hemen gelirim dedi bana. Ben de hani uyuyor. Tamam, kendine geçmişim. Bir tane takıtı duyar gibi oldum. Sıçradım. Hemen o takıtıya koştum. Zaman mutfaktan geliyormuş takıtı. Karanlık. Hı-hı. İçeri. Lambalar sönük. Ondan sonra çocuk çok gezmiş. Bizim küçük Aliş. Karanlıkta o çocuk dinle. Bıçağı nasıl buluyor? Bıçak dinle. Bulmuş elini almış. Dinlesin. Çocuk ayağını çok gezmiş. Çırpınmış annesini aramak için. Unu dökmüş. Yüzü burada. Yerler un halının üstü. Neyse en kötüsünü söylüyorum Esen'im. Geçen anne bu... ev sahibine çıktı tabak götürmeye. Evet bu olay yani oldu. Yarım saatlik bir saatte çocuk bir komşu oturmasında. Çocuk kalkıyor mutfağa gidiyor karanlık. Daha kötüsünü anlatmadım. Ayağını una kovasını dökmüş yerler un. En kötüsü bu olay olmadan 3-5 gün önce bağlasın İknur abla babası. Geldi bize misafirliğe. Yalan mı kısır yaptıran. Tamam. Yediren Esra abla. Kimsenin çıkmama gitmeye hak istemiyor ki. Ondan sonra bu olay zaten peş peşe oluyor biliyor Esra abla. En kötüsü ne? Söyleyeceğim. 2 gün sonra işte o boş tabağı götürüyor. Çocuk hem onu döküyor. Hem de bunu tembikledi. Kesici bıçakladı. Senin ufak çocuğun yoktu var. Ben de ben duydum. Yoktu onu. Ben kapattım zaten. Perdeyle örtüyordum. Yok. Çekmeceleri hayır. Örtüyordum dinle, ben dinle, zaten. Dinle, dinle. Daha bitmedi. Duyunca Esra abla. Her gün kalkalarını duyuyor Esra abla diyeceğini evet. Merak ediyorum avukatlarım. Dinle. Bunu tembikledi. Senin çocukların var. Döndü dedi. Uyardı. Her şeyin ortakta gezemez. Kesici madde gezemez. Aklı ermiyor dedi. Bu ne yapmış? Taşın üstüne o çocuk hem onu döküyor karanlık hem de kocaman ekmek bıçağını eline alıyor. Ben gitmezsem abla sıçramazsam uykumdan. Yatak odasına kalkmasam çocuğum öldüydü. Çocuğun mu oldu senin? Konuşma. Çocuğun oldu değil mi? Çocuğun elinde bıçak. Çocuğun tamam. Oluyor. Bir saniye Gökhan, çocuğun yavaş. Elinde mi bıçak var annenin elinde mi var? Yok bu yukarıda hanımefendi. Çocuk elinde bıçak almış. Tamam. Orada lafa dalmış. Yarım saat gelmedi. Gökhan, orada lafa dalınca gelmedi. Çocuk evde tek başına olunca kesici aletlere kolay uyardı. Ulaştığı için çocuğun elinde bıçak vardı. Çocuk da kendine zarar veriyor. Karanlıkta çocuk abla. Masanın üstteki bıçağı alıyor çocuk. Abla karanlık diyor. Karanlıkta o çocuk, çocuk o bıçağı çekiyor. Nasıl vermiyor. Görüyor? Öldüm, nasıl görüyor? Bıçağı o karanlıkta. Aldı. Dinle. Benim mesela Bodrum kalıyor. Camlar, perdeler çekili. Dinlesin Hülya Hanım. Bıçak karanlık ve o çocuk o bıçağı alıyor. Nasıl alıyor? Esra Hanım dinlesin. Bu çok tamam, önemli. Tamam bıçağı aldı çocuk. Aldı. Sen ben çocuktan... ondan alamıyorum. Çekiyorum. Bırakmıyor. Uyku sesemiyorum. Onu zorlata zorlata aldım. Koydum hala oğlum. Tamam. Koydum hadi hala uzanıyor. Almaya peki, çalışıyor. Peki çocuk. Yapıyor. Hadi ben almasaydım o bıçağı döndü hanım. Avukat ne diyor biliyor musun? İsmini de verebilirim avukatın. Gökhan. Ne diyor? Dövecek mi? Hadi kalbine sanmış aldı. Hadi kalbine sapladı. Milletin içine döndü. Gerçek yüzünü görsün. Senin kızın ya. Uyardı. Gökhan. 5 dakikaya geleceğim diyor. Yarım saat. Gökhan. Bir şey umurunda söyleyeceğim. Umurunda mı bunu? Gökhan. Anne mi bu? Gökhan. Sen de baba mısın yani? Çocuklar oradayken ayıkta neyse, duruver ya. Neyse Gökhan. Çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yarım saat komşuya gitti diye. Gökhan bak. Çocuklar korkusuzdur. Çocuklar bilmez. Bir şeyin farkında olmaz. Çocuk tepeye çıkar atlar. Merak eder atlar. Oraya sıçrar. Çekmeceyi açır, açar alır. Abla karanlık diyor. Karanlıkta nasıl bulur? Yutkunun. Gökhan, yutkun. Sen koymuşsun taşın üstüne. Yutkun. Neyse Gökhan tamam. Tamam, dur, çocuklar her şeyi yapar. Doğru, anne doğru, babanın, doğru. Babanın, yetişkin evet. Olanların, doğru. Onları büyütenlerin görevi, onların hayatlarında zarar verecek her şeyle ilgili önlem almaktır. Çocuklar ya, prize parmaklarını da sokarlar. Ev sahibinin kızı uyarıyor. Bu ona dinle, da hemen yapıyor ya. Dinle. O zaman ne yapsın bu çocukların yanından 20 dakika, 5 dakika ayrılmasınlar. Yok abla dışarıya çıkmam. Ben ona bahsetmiyorum. Ne geziyor bıçak? Uyardı bu Gökhan, kız 2-3 gün önce Gökhan, bunu. Her türlü ihtimal var. Sizin ikinizin görevi anne babalık yetişkin olmak, bilinçli olmak tek bu görevi, demektir. Tek yani siz ikiniz yüklendi. De anne baba olma...
yetkisine, ne bileyim donanımına sahip değilsiniz. Problem burada başlıyor. Çocuğun yanından ayrılıp ayrılmama değil. Bir çocuğu yetiştirmenin kuralları vardır ama onun için yetişkin olman lazım. Acaba dönün siz kendiniz, ikiniz birbirinize şu soruyu sorun. Ya biz anne baba olmaya layık mıyız diye. Ya Esra Hanım bunlar niye anlattınız diye sorun peki bir de bana. Gökhan ben şeyi çok merak ediyorum. Ya öldüm diyorum hadi çocuğuma bir şey olsa hani sevmiyormuşum. Allah korusun. Canım lan can gidiyor. Sizin görevimiz gibi. Onu da unutmuyor. Hayatım. Niye geri doktora götürmüyor? Niye bakmıyor? Niye doktora götürmüyor? Niye ilgilenmiyor? Niye çalışıyor mu maalesef? Buraya gelirken çalışmıyor muydun? Sabahtan sonra çalışmıyor mu? Ya niye bu afyon bağlanmıyor? Yok muydu senin işin buraya gelirken? Herkes görüyor. Beni yayınlar. Herkes görüyor ben hep sabahtan sonra. Beni ibret ederken senin için yok muydu? Için koştum, Gökhan, biliyorlar. Gökhan. Ben çalışsam karnım doyar. Gökhan duyuyorsun. Duyuyordun o yüzden ben sokaklarda yiyordum. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben koşturuyorum neyin çocuğunu... eksik? Almıyor muydum yiyecekten? Burnumu ben aç kalkıyordum sen de oturdun sokrata aç kalkıyordum. Gökhancığım çocuğunu bırakıp komşuya gidip yarım saat lak lak yapan, çocuğunu tehlikeli ortamda bırakan bir anne. Tamam mı? O sırada çocuğun başına her şeye gelebilir. Ya aklı sen güvenip karına çocukları emanet edebilir misin? Ya ediyor zaten Esra Hanım ben... Ben sana işe sorayım. Gittim falan. Edebilir ne misin? Olacak kim bakacak sen çocuğa? Sen çocuklarına anneye bırakabilir misin yani? Döndü bakabilir mi? Bakabilir. İşine geldim de güzel bakıyor. İşine geldim de anneme de bırakmasını biliyor. Sen de işine biliyor. Geldiğinde farklı cevaplıyorsun. İşine gelmediğinde o farklı anlatıyorsun. Öyle değil Esra Hanım. Öyle. Tabii yani, bayanlar doğru her ben, zaman haklı. Ben her zaman Türkiye'de bayanlar hayır, bayanlar haklıdır. Bak kadınlar bir haklı demiyorum. Gökhancığım. Erkekler her zaman hayır, geri planlıdır. Bu kadın Esra erkek davası değil. Bu bir çocuk insanlık, davası. İnsanlık bende o yok. Döndü. Ya bende insanlık yok diyorsun. Ben çocuğum döndü, arkana diyor. Dön. Çıktı korkuma. Gökhan bu bir çocuk davası. Bak gözümün içine baka oğlum. Oraya bakma orayla kavga etme. Bu bir çocuk davası. Eğer bir yetişkin aklen buraya mi gelip atıyorum çocuklarla çocukların işte atıyorum ki evdeki düzenini sağlayamıyor. Onlara yemek yapmıyor. Onları iyi besleyemiyor. Onları koruyamıyor. Onları tehlikelerden uzaklaştıramıyor. Onları yetiştiremiyor. Zaten evliliğimizde sürekli evi terk edip gidiyor. Biz karı koca değiliz. Ruhsal hastalıkları diyen biri varsa ve çocuklarını alıp o evliliğin merkezine koyuyorsa, o çocukların gelişimini önemseyen bir baba varsa, o baba dönüp bana şunu demez. Esra Hanım en sağlıklı bir şekilde bu evlilik bitsin. Çocuklarımla güvenli bir ortamda yaşamak istiyorum der. Ama sen diyorsun ki Hanım, ben seviyorum ve evliliğime devam edeceğim. Ben de bunu İlaçlarını anlamıyorum. İlaçlarla kullanmasını istiyorum. Gerçekten ben birlikte tedavi de olmak istiyorum. Ben yok. Ben bana bir şart koydun İlaçlarım. Ben kendim olsa da istemiyorum bana abla. Ben kendim olsa da istemiyorum. Sen de tedavi ol diyordun. Ben de. İkimiz de kurtarır. Kabul ediyorum. Gökhan. Hatta Esra Hanım'dan da yardım istiyorum Gökhan, bu konuda. Ben de tedavi olacağım sen de. Ben istemiyorum seni. Ben seni boşanmıyorum. Boşanmıyorum. Gökhan eşin yukarıdan indi. Çocuklara bakmadı. Bıçağı gördün. Boşanmayacağım ömür burada. Ne oldu? Ne yaptın eşine gelince? Bir şey yapmadım. Uyardım. Ne bir şey yapacak? Burnumdan uyardım, geldi. Uyardım bana diyor ki. Uyardım hadi. Ne olacak ki evi diyor. Evi terk ettim evi. Gene gittim ananın yanına. Ne olacak niye demiyor? Diye benim yanıma geldi diye. Niye demiyor? Sen anlatırken bile, tasvir ederken bile bu niye kadar demiyor sinirliysen. Olay anında canlandı. Eşine ne yaptın? Bir şey yapmadım, üstüme yürüdü abla, üstüme yürüdü. Kayınvalideme gittim valizle. Vurdun mu? Nerede kırık çizik? Üstüme yürüdü. Anan gelmeseydi, yapardın sen. Yapmam. Anan gelmeseydi, yapardın sen. Uyardım seni. Kızdım. Sen anan gelmeseydi, yapardın. Niye anlatmıyor? Anlatsın. Hatta kavga dövüş olmasın diye. Git annem girin evine dedim. Anlatsın. Sen annem gire gönderiyorum bir şey olur mu? Git defol dedin, defol dedin. Git defol dedin. Annem seni izleyeceğim dedin. Annem seni kendileriyle gönderdi. Göndermiyor mu? Ondan sonra gel döndü git döndü yapıyorlar bana Esra abla. Gel döndü git döndü. Ben onların köpeğim miyim ya köpek miyim? Bana köpek muhabbesi yapıyorlar. Sen kimse köpek muhabbesi yapmıyor. Gel döndü. Canımı kendi kendine yapıyor. Ya canımı sen bizi garajından yapıyorsun. Siz yapıyorsunuz. Siz ya. Ben bir şey yapmadım sen size. Siz kimse bir şey yaptı yok. Çocuk ayağımı orada. Siz delirttiniz. Siz doktor doktor. Biz delirtmedik seni. Sen kendi kendine yapıyorsun. Sen kendi kendine yapıyorsun. Bunların babası yok mu dedi. Nerede dedi? Sen ilgileniyorsun dedi. Sen bakıyorsun dedi. Sana diyorum çarşıya gidek gezek diyorum. Ne diyor cevabı Esra Hanım? Bana bir kıyafet al. Ben seni öpene koymuyorum diyorum. Ona bile bir şey demem çünkü niye? Sen kendine değilsin. Türkiye Cumhuriyeti duysun. Ben kendim sen değilim. Sen baktın hani kendim değilim ben. Sen isteyerek ben yapıyorsun işine geleni. Ben isteyerek kendim de yapmıyorsun. Ben kendim sen değilim. Sen kendim değilsin. Acı çekmem ben. Zevk kalıyorsun. Bak hareketlerine bak. Hiç kusura bakma. Ama sana bu fırsatı vermeyeceğim. Kendinde olmayan sensin. Vermeyeceğim. Sensin kendinde olmayan sensin.
Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.